Teknozone'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videoda sizlere Xiaomi marka çok kaliteli olduğunu düşündüğüm, henüz paketi açmadık ama araç kamerası tanıtacağım. Kutu açma yapacağız. Nereden satın aldık? Ne kadar fiyata geldi? Bakalım satıcı, gönderici firma özenli bir şekilde paketlemiş mi? Gördüğünüz gibi ben hiç bu naylon poşeti bile kargo paketini açmadım. Yani bu videoda bu alışverişi deneyimleyeceğiz. Birlikte bakacağız. Bu satıcıdan, bu siteden ürün alınır mı? Ya da bu marka araç kamerası alınır mı? Bizi memnun edecek mi? Özellikleri nasıl? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Çoğu insanın aracı var ve böyle bir araç kamerasına mutlaka bugün yarın ihtiyacımız olacak. Size yön verici, fikir verici bir video olduğunu düşünerek hemen paketi açmaya başlıyorum arkadaşlar. Açtık şimdi. 70 My Dashcam Pro Plus. Bunun arkadaşlar Pro olmayanı, Pro versiyonu ve Pro Plus diye bu şekilde benim satın aldığım versiyonda şeklinde satışta ürünleri var. 2K çözünürlük varmış. İçinde Plus modelinde GPS ve Wi-Fi hazır var. Yüklü geliyor. HDR varmış. Uygulama üzerinden, kendi uygulaması üzerinden, app üzerinden de kullanabilme seçenekleri varmış arkadaşlar. Kutunun üzerinde bunlar yazıyor. Başka bir şey yok. Hemen açalım bakalım nasılmış. Ömerciğim, bu filtreler ne işe yarıyor? Bunlar çizilmez film. Ekran koruyucu filtreler olduğu gibi görünüyor ama ona bakarız şimdi. İki taraflı yapıştırmalı bant. Ona bakacağız. Şunları alabilir misin buradan? Kutuda başka bir şey var mı bakalım. Her tarafından bir şey çıkıyor Ömerciğim. Ya bu kutudaki zeminin çıkmaması biraz kötü. Parçaları alırken bu alta yapışık vaziyette. Niye onu da çıkarmıyorsun diye soran arkadaşlarım olabilir. Bu şekilde yani bölümleri açıp sandık gibi içerisinden alabiliyoruz. Arkası da bu şekilde. Ters göründüğünü biliyorum. Ona durdurup bakmak isteyen bakabilir. Şu küçük poşetleri de açalım. Bir önceki Xiaomi kameramızdan farklı olarak çift USB şeklinde geldi. Hem turuncu hem normal var. Turuncu giriş biliyorsunuz daha güçlü 1000 amper verebilen çıkış. Montaj kablosu enerji için. Bunda ne var bilmiyorum. Oo, bu çok iyi oldu. Farklı montajlar için böyle bir klipse aparata ihtiyacım vardı. Bundan geldi yanından aparat ama çok kalın bir şey. Çok kaliteli bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Taş gibi de güçlü kuvvetli duruyor. Arkadaşlar
Aracımızın camına yapıştırmak için deminki yedek de çıkmıştı. Bundan bir tane yedek çıktı. Çift taraflı yapıştırıcısı üzerinde plastik. Kameramızı bunun üzerine geçiriyoruz. Belli ki ilk ayak bu. Standı bu. Çakmaklığa takılan güç adaptörünü söylemiştim. Kablo burada. Şimdi kameramızı çıkaralım. Aracın içerisinden kameranın çekimlerini izlemek için ekranı burada siyah film kaplı olduğu için üzerinde belli olmuyor. Şurada 4 adet tuş var basabileceğimiz. Yan tarafı çevirdiğimde arkadaşlar Burada Type-C mi bu Ömerciğim? evet yok normal USB ve micro SD giriş. Hafıza kart giriş noktası var. Mikrofon girişi burada. Kameramızda şöyle diğer tarafta. Kamerada şu şekilde hareket şöyle göstereyim. Evet, böyle ya da şöyle daha rahat mı gösterebilirim. Yani kameranın açısını dikeyde ayarlayabiliyorsunuz ama aracınıza bunu montaj yaptığınızda camınıza aracın camına şu şekilde montaj yaptığımızda sağ sol şu şekilde sağ sol ayarı yapamayabiliriz. Şimdi buradan daha montaj yapmadan bunu söylüyorum. Vantuzlu sistemlere göre bu direkt cama montaj yapıştırılması o anlamda dezavantaj olabilir. Ona bakacağız. Yani avantaj mı dezavantaj mı montaj sırasında belli olur arkadaşlar. Şunu da açalım bir. Enerji kablosunu taktığımızda kameradaki ışık önce kırmızı sonra mavi oldu. Şimdi sistem language dil seçenekleri geldi direkt. Dokunmatik olmadığını görüyorum. Türkçe yok arkadaşlar. İngilizce seçiyorum. Bilgilendirme ekranları var. Yeşil renk yanarken ışık kaydediyormuş. Maviyken kaydetmiyormuş. Kırmızıyken de herhalde kapalı bende. Tam orayı okuyamadım. Tarih saat ayarlamamızı istiyor. Bunları ayarlayayım ben şimdi. Bu saat dilimi Android TV Box'larda olduğu gibi artı 3 olarak ayarladık. Türkiye'nin bulunduğu konum olarak Moskova, Bağdat olarak gösteriyor. Okey diyorum. Tarihi ayarlayalım arkadaşlar. Tarihi ayarlarken de bir artıya basarak 2021 yaptık. Şöyle bir açı ayarlayayım. Buradan sağ tarafa geçtim. Aya geçtim şimdi. İkinci ay yaptım. Bugün 16 mı 17 mi Ömerciğim? İkinci ayın 17'si 2021 olarak ayarladım. Saate geçiyorum şimdi. Saati de ayarlayalım. Tamam. Okeyledim. Park ederken video mu kaydedecekmiş? Ben tam anlayamadım ama. Aktif etmek istiyorum. Aracı park ettikten sonra park yerindeki güvenliği sağlamak için otomatik kayıt yapsın mı diyor. Araç kamerasında aracı park ettiğinde kontak anahtarını çıkardığında bu güç kablosundan enerji kesileceği için bu özelliği yapamaz. Yani özellikle farklı aparatlarda bunu senin bilerek ayarlaman gerekir. Ya da menüsünde öyle bir seçenek olması gerekir. Bu kameramızda öyle bir özellik var. Aracı terk ettiğinde de aracın güvenlik amaçlı kayıt yapabileceği anlamına geliyor. Enable yapıyorum onu da. Uygulamayı indirmek için QR kodu vermiş burada. Uygulamasını indireceğiz. Evet. Telefon videolarını. SD card. SD kartınız yok diyor. Kaydı yapabilecek. Ben 16 GB evde kullanmadığım bir SD kart varmış. Şimdi bunu ayarlayıp takacağım.
Daha sonra daha büyük kart takacağım. Muhtemelen 64 GB takacağım. Please format SD card. The memory card has been removed. Shutting down the device. Kapatıp açtık şimdi. Şöyle tutayım arkadaşlar. SD kartı yeni taktığımız için içinde de veriler vardı. Formatlaman gerekiyor diyor. Kendi sistemine göre. Formatting Format attık. Şu anda hazır. Tarih doğru mu? Saat doğru mu? Bakıyorum. Doğru. Kayıt yapıyor olarak gibi görünüyor. Alt tarafta mikrofon işareti var. POI işareti var. Bu galeri galiba. galeri galiba dedin. Şu O da ayarlar. mikrofonu tıklayalım mı? Recording has been closed. Ses. Mikrofon işareti. Bu Recording has been started. araç içerisindeki sesleri kayıt etsin mi etmesin mi? Şu an açık modda benim konuşmalarımı kaydediyordur. Start recording emergency video. Arkadaşlar bu POI değilmiş. Bu şey güvenlik kaydını hemen başlat. Yolda gördüğünüz her şey normal. Yani bir kaza yapmadınız. Allah korusun. Ama şöyle bir şey var. Kayıt yapmak istediğiniz bir durum var. Aracınızın önüne bir geyik çıktı, ayı çıktı veya bir kavga konusu var. Onu kaydetmek istiyorsanız eğer sanırım benim fikrime göre belli bir süre şu an kayıt yapıyor. Onu normal şekilde siz... Recording complete. Evet. Silinmemek üzere siz silene kadar güvenlik kayıt bu arkadaşlar. Normalde zaten kayıt yapıyor ama 16 GB hafıza dolduğunda tekrar üstüne kaydedeceği zaman bu sıradan kayıtlar silinecektir ve üzerine yeni kayıt olacaktır. Ama sizin bu bilerek ve isteyerek yaptığınız manuel kayıtlar silinmez. Siz ta ki silene kadar buraya bakalım demiştik. Ne yazıyor ne? Diyor ki galeriye girip de video kaydetmeyi durdurmak istiyor musunuz diyor. Evet diyelim. Galeriye bir bakalım. Bütün videolar ve acil durum videoları. Birkaç sayfa daha var sanırım. Az önce kaydettiğimiz kayıt bu. Durdur. Geri çık. Diğer kaydımız da burada. Bu da doğal yaptığı kayıt. Buna da bakmaya gerek var mı? Evet. Benim konuşmalarım duyuluyor. Sil dedim. Sildim. Diğer bunu da sileyim. Bakın her iki videoyu da sildim kaydı ben. Geri çıkıyorum. Ayarlara bakalım. Video ayarları, sistem ayarları. Video ayarlarına girdim. Emergency yani kaza anında çekilmiş videolar demiş. Oraya bir bakalım. Yüksek kaliteli mi? Ya da hassasiyet Yüksek yüksek olsun mu? duyarlılık, Duyarlılık. düşük duyarlılık. Evet, bu şu demek arkadaşlar. Biliyorsunuz içerisinde G sensörü var. Kaza anındaki videoları neye göre kaydedecek? İşte bu G sensörüne göre yapabiliyor bunu. Burada yüksek hassasiyet seçerseniz aracınıza birisi şiddetli bir şekilde yaslanırsa, rüzgarda aracınız sallanırsa veya büyük bir kasisten geçerken arabanın yaşadığı şiddetli sarsıntı sırasında onu kaza gibi algılayıp kaydedecektir. Bunun bir zararı yok arkadaşlar. Hiçbir önemli değil. Hassasiyeti çok arttırırsanız
daha çok küçük kazaları da, kaza tarzındaki küçük hareketleri de, arabadaki darbeleri de kayıt yapacaktır. Hiç önemli bir sorun değil. Yani bunu sorun olarak algılamayın. Güzel bir özellik diyebiliriz. Buna hassasiyet yüksekte kalsın. Ben de öyle düşündüm. Siz onu kendiniz karar verirsiniz. Park yardımcısı sanırım bu. Lapse, time lapse video yapsın mı diyor. Bilgilendirmeler var. Buralara hızlı geçiyorum. Açık. Video çözünürlüğü. Bu 2K mı? Evet. En yüksek ayarda. O daha 1080'e bile aşağıda yer var. 3 tane çözünürlüğü var. Tam 1080 piksel yok. Çünkü 16'ya 9 çekmiyor herhalde. Daha başka bir formatta çekiyor. Resistance to blink diyor Mercim. Bu şey Hangi ülkedeki, hangi kıtadaki evet. şeyi kullanıyorsunuz diyor. Normalde varsayılan 60 Hz NTSC ayarlı. Japonya için seçenek var. Üstte 50 Hz PAL var. Biz Türkiye için hangisini kullanıyorduk? Ezbere buradan söylemek istemiyorum. Biliyordum ama unuttum şimdi. Yani yanıltıcı bilgi vermek istemiyorum. Varsayılan da bu seçili. Şimdilik orada kalsın. Ona bakarız. HDR açık görünüyor. Enable, disable. Enable açık demek zaten. HDR de siyah gölgelin yerlerdeki kaydın net ve parlak güzel bir şekilde bize yansıması demek. Çekimin onun şekilde, o şekilde kaliteli olacağı demek arkadaşlar. Speed 6 tüe mi? Ömer orada L var. Latitude. Tekrar başa geri geldik arkadaşlar. Geri gelelim. Sağ tarafa geçiyorum. Sistem ayarlarına. Wi-Fi hotspot açık olsun mu? Açılıyor. Açtım. Bir alta 12. geliyorum. Onlara yapacağız Ömerciğim. Power Wi-Fi. Wi-Fi. Herhalde açıldığında Wi-Fi otomatik açılsın gibi bir şey. Evet. Evet. Ben de öyle anladım. Cihaz her açıldığında Wi-Fi otomatik açılsın mı diye anladım onu. Ona bakarız. Kayıt. Tabii ki kayıt etsin mi etmesin mi diyor. Hiç etmesin de ayarlayabiliyorsunuz. O da iyi bir şey. Bazen kaydetmesini istemeyebilirsiniz kameranızın. ADAS. Yani bu bir önceki
Xiaomi kameramda da vardı, araç kamerasında da vardı. Çarpışma önleyici güvenlik yardımcısı. Ya Çarpışma önleyici değil ya aslında. Çarpışma şöyle. tespit edici. Şöyle Ömerciğim. İki şekilde çalışıyor. Birincisi araç şeridinde giderken anormal bir şekilde o şeritten dışarı çıkarsan sağa ya da sola çıkışında şeridi takip ediyor kamera. Seni sesli ve görsel bir şekilde uyarıyor. Hem ekranda görsel çıkıyor hem de bir önceki araç kamerası tanıtımımızda bu vardı. Ya da öndeki araca normalden mesela ne kadar 20 metre ya da 50 metre fazla yaklaştığında çarpışma algılayıcı sistem olan araçlardaki gibi uyarı veriyor, ikaz ediyor seni öndeki araca çok yaklaştın dikkatli ol diye. Yani hem şerit takibi hem de öndeki araca çarpışma uyarı sistemi diyebiliriz buna. Ekran ne zaman kapansın diyor. Bakalım. Always, her zaman açık kalsın. 1 dakika sonra kapansın. 30 saniye sonra şu bilgilendirme ekranı veya kamerayı kayıt yaparken ekranda gösteriyor yolda giderken. Gece mesela bu ekranı görmek istemiyorsanız buradan istediğiniz süre ayarlayıp kapatabilirsiniz. Ben önceki aracımda hep açık tutuyordum bunu. Bu ekran beni rahatsız etmiyordu. Küçük bir ekran zaten. Görmek istiyordum oradaki bilgileri. Şimdi video ayarları, sistem ayarları demiştik. Sağ tarafta oka basıyorum. SD kartı formatlamak ister misiniz diyor. Reset faktörü fabrika ayarlarına dönmek ister misiniz diyor. Tüm ayarları resetlemek ister misiniz diyor. Dolant up diyor. Ömerciğim bunun burada ne işi var? Uygulama indirmek için kara kod verecek büyük Kare kodu ihtimalle. mu verecek? Kurulum sırasında bize gösterdiği kare kodu burada da isterseniz ulaşabiliyorsunuz. Farklı telefonlara kurulum yapmak için olabilir. Sistem update. Güncelleme yapmak ister misiniz diyor. Uygulama üzerine yapılacak. Tamam. Devam ediyorum sağ tarafa. Hakkında. Hakkında bölümü. 70 My Dashcam A500 versiyonu da burada yazıyor. Araca bağlamadan önceki ayarlardan bu kadar bahsetmiş olalım. Şöyle kameranın açısını ayarlayabildiğimizi söylemiştik. En çok merak ettiğim konu şu montaj konusu. Ömerciğim, bu nasıl olacak? Evet arkadaşlar, kutu açma videosunu çekmiştik ama hava şartlarının kötü olmasından dolayı yani kar ve soğuk vardı. O yüzden araca montaj yapamadım. Şimdi bir gün sonra hava gayet güzel bugün. 98 model Honda Shuttle aracımıza bu araç SUV değil. Van sayılır arkadaşlar. 7 kişilik büyük. Aracımıza montaj yapacağız bakalım. Şimdi aracın ön camını şöyle bilerek temizlemedim arkadaşlar. Buraya montaj yapacağız ya ön cama. Nasıl görünüyor mu bilmiyorum şöyle aynadan. Şuradaki sileceğin yetiştiği ve yetişmediği üst noktalar var. Şurada birleşme yeri var. Nereye kamerayı montaj yapacağımızı buna göre karar vereceğiz. Şimdi normalde kamerayı şuraya montaj yaparsak eğer daha sonra silecek çalıştığında bu cam kirlendiğinde silecek buraya yetişmiyor. Bakın şuralardan daha geriden çekeyim. Şu üstten şöyle ikinci silecekte camı kirli bıraktığım yerlere bakın. Yani şu kirli noktalara sileceğin yetişmediği noktalara yapıştırmamanızı, kamerayı montaj etmemenizi tavsiye ederim. Ön cama bu çift taraflı bantla yapıştırılacağını biliyordunuz. Kutu açma videosunda göstermiştim. Ama bunu istesek direkt cama yapıştırabiliriz. Ama biz onu yapmayacağız. Kutunun içerisinden neden yapmayacağız onu da söyleyeceğim. Bakın bu çıkıyor. Şu film. Şöyle. O da bir saniye arkadaşlar. Şurada daha net görünüyor. Bakın pul buradan çekiniz diyor. Camın orayı temizledikten sonra cama bunu yapıştıracağız. Çekeceğiz üstteki filmini. Daha sonra bu beyaz yapışkanı da bunun üstüne yapıştıracağız. Niye? Bu çok güzel bir şekilde cama yapışacak. Burasını ıslak ve nemli bezle silip temizledikten sonra arkasını. Daha sonra bu arabayı sattığımızda veya kamerayı başka aracımıza montaj edeceğimiz zaman veya kamerayı buradan sökmemiz gerektiğinde bu beyaz şeyler neredeydi? Beyaz şunlar
süngerimsi, yani böyle kalın beyaz yapışkan madde oluşturuyor. Camda tortu ve kalıntı bırakıyor. Onları camdan kolayca temizleyebilmemiz için bunu nasıl yapıştırdıysak aynı şekilde hemen camdan basit bir şekilde alıyoruz. Yapışkanlar bunun üzerinde kalıyor. Orada aracımızda herhangi bir kusur, kir kalmamış oluyor arkadaşlar. Şimdi ben nereye montaj yapmayı düşünüyorum? Şuraya, aynanın arkasında şuraya bir yere cama yapıştıracağım. Onu fotoğraflarla birazdan gösteririm. Tüm montajı da kameraya, videoya almak istemiyorum. Uzun sürer. Trimlerin altından, arabamın şuradan şöyle, pardon, şöyle şuradan kutunun içerisinden bu çıkıyor ya, bununla düşünün, şöyle açarak kabloyu yerleştireceğim. Buradan aşağıya kadar ineceğim. Buradan torpido kapağının altından şuradan, benim aracıma göre tarif ediyorum tabii. Siz kendi aracınıza göre çakmaklığı çıkardım. Buraya da şuradan kabloyu buradan geçireceğim arkadaşlar. Ara ara fotoğraflar çekerim. Başlıyorum şimdi. Arkadaşlar şu kutu içerisinden bu sticker'dan iki tane çıkmıştı biliyorsunuz. Şöyle. Şurada pull, buradan açın diyordu. Bunu cama, kameraya yapıştıracağımız zeminin alt tarafına yapıştırdık. Bunu arkadaşlar şuradan tutup açıyorsunuz. Filmden açtıktan sonra temiz tarafı, yapışacak tarafı cama yapıştırıyorsunuz. Bunu atacağız zaten. Şimdi alt zemini cama yapıştırdık. Kameranın açısı şuraya doğru gelecek. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi ben bağlantıyı sağlayacağım. Montajı bitirdiğimi şöyle göstereyim size. Çakmaklıktan, buradaki trim hattından, şuradan içeride olduğu için görmüyorsunuz. Burada. Şöyle biraz daha geri alayım. Torpido kapağının altından şöyle, yine buradan alttan, buradan, şurada benim arabamda açıklık var zaten. Şurada trim altından. Buradan ben böyle atlama yaptım. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle alttan da devam edersiniz. O size kalmış. Buradan direkt kameraya geliyor zaten. Bu Micro USB'nin girişi bu şekilde yukarıya doğru olur. Xiaomi'nin kameralarında hep böyle, bilginiz olsun.
a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. Departure. Lane departure. Lane departure.